Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere yeni bir yazma modeli daha çıkaracağım. Önce altını geçiyorum. Alt sürefamı yapıyorum. Bu kadar yeterli. İpimi düğüm yapıyorum. Yaprağıma başlıyorum. Bir tane göz aldım. Geri geldim. 5 tane uzun pırpır yapacağım. İğneyle aynı seviyede olmasını düzeltiyorum. Üç. Dördüncüdeyim. Tane daha yapıyorum ve bitiyor. Beş tane yaptım. Şimdi buraya gidiyorum. Kenardan bir tane pırpır bırakacağım. Keserek bir sayısına kadar ulaşacağım. Şimdi tekrar bu tarafa geldim. Kenarında yine pırpırımızı bırakıyorum. Yine pırpırımı bıraktım. Sonuncu pırpırımı yapıyorum. İpimi koparmadan yandan aşağıya ineceğim. Buradan aşağıya indik.
Yaprağımız böyle oldu. Şimdi buradan bir göz beri geliyorum. Bir tane daha geldim. Şöyle. Burada da çiçeğimin sapını yapacağım. Tek birit üzerinde 4-5 sıra yapacağım. Güzel bir papatya örneği yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş sıra yaptım. İpimi koparmadan tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar aynı yapraktan bir tane daha yapacağım. Yaprağımın pırpırları ters olmaması için çeviriyoruz. Bu taraftan yapıyorum. 5 tane pırpır yapacağım yine. Uzun birit yapıyorum. Beş tane pırpırımızı yaptım. Kenarda bırakaraktan bir tane keserek bir sayısına kadar ineceğim. İkinci yaprağımı da tamamladım. Çeviriyorum. Yeşilimiz böyle olacak. Şimdi papatyama başlayacağım. Sarı ipimle papatyamın ortasını yapıyorum. Bir tane halka yaptım. Beş tane birit yapacağım içine. Beş tane birit yaptım. İpimi koparıyorum. Şimdi bu sarımızın ilk biritine ipimi bağlıyorum.
İpimi bağladım. 3 birit yapıyorum. Üç tane biritimi yaptım. Kenarlardan artıraraktan devam ediyorum. Birit sayım 4 oldu. Tekrardan artırıyorum. Birit sayım 5 oldu. Birit sayımız 5 oldu mu? Şimdi keseceğim, kenarlardan artırmayacağım. Bir sıra daha yapacağım. Sonuncu sıradayım. Birit sayımız 3 oldu mu? İpimi koparmadan aşağıya ineceğim. Kenarlardan. Başladığım yere indim. Ondan buna geçiyorum. 3 biritle tekrardan başlayacağım. 5 yaprak yapacağım aynı şekilde. Yanlardan artırarak 5 birite kadar çıkıyorum. Ondan sonra 4 3 diye kesiyorum. Üçüncü de aşağıya iniyorum. 5'ini de bu şekilde tamamlayacağım. Beş tane yaprağımı da yaptım, tamamladım. Aynı sayılarda, aynı şekilde. Şimdi bunu bu yeşilimizin üzerine monte edeceğim. Sapımıza tutturacağım.
Sabitledikten sonra düğümümü yapıyorum. Düğümümü yaptım ve ipimi koparıyorum. Şimdi arasına koyacağım şeyi de göstereceğim ve örneğimizi bitirmiş olacağım. Şuradan dibinden başlıyorum. Yaprağımızı geçtikten sonra geri dönüyorum. Bir tane birit aldım. Tepesine geldim. Aynı yerden bir tane daha birit alıyorum. Tekrar tepesine geldim. Buradan bir tane göz atlıyorum, ikinciye iniyorum. Bu da oyamızın arası olacak. Bir tane daha yapacağım, göstereceğim. Geri tepesine geldim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane göz aldım. Gözümüzün tepesine battım. Bir tane de burada göz alacağım. Onun da tepesine geldim. Bir ikinciye tekrardan aşağıya iniyorum. Tülbentimizin arası da böyle olacak. Şuraları da pırpırını yaptım mı tamamlamış olacağız. Buralara da küçük pırpır yapacağım. Hemen yanına geçiyorum. Aynı şekilde bunun tepesine de yapacağım. İpimi kopardım. Örneğimiz böyle bu şekilde olacak. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin.